13 Ekim 2023 Cuma ve Nokta Nerdeki Ben Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Alman ekonomisi sıkıntılı günler yaşarken Merkez Bankası Başkanı'ndan iyimser bir açıklama geldi. Bundesbank Başkanı Nagel enflasyonda zirveyi gördük artık düşüş eğilimindeyiz. Almanya Avrupa'nın hasta adamı değil dedi. Ancak ekonomik göstergeler kendisi kadar iç açıcı görünmüyor. İstatistik Enstitüsü, Eylül ayındaki iflas başvurularının bir önceki yılın aynı dönemine göre %19.5 arttığını açıkladı. Eylül'de 1586 şirket iflas etti. En çok iflaslar nakliye, depolama ve inşaat sektörlerinde. Alman ekonomisinin bu sene %0.5 küçülmesi bekleniyor IMF verilerine göre. Almanya bu yıl küçülen tek gelişmiş ülke olacak. Halk para harcamaktan yana değil %65 yaşam maliyetlerinin daha da artacağından endişe duyuyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş de yeniden başladı. İsrail ve Hamas arasında başlayan savaş nedeniyle doğalgazda %12,5 artış oldu. Bu sadece ödediğimiz gaz faturalarını değil tüm maliyetlerimizi olumsuz etkileyecek. Son 2 yılda elektrik %23, doğalgaz %40, mazotsa %100'e yakın zamlandı. Demir Yolları Sendikası Noel'de greve gitmeyi planlıyor. Artık uyarı grevi yapmayacaklarını, uzun süreli grevler başlatacaklarını açıkladılar. Şirketle anlaşma sağlanamazsa bu sene Noel dönemi bir kaosa dönüşebilir. Grev durumunda tren biletlerini iade edebiliyorsunuz. İktidar partileri Hessen ve Bavyera Eyalet Parlamentosu seçimlerinde büyük kan kaybettiler. ARD'nin yaptırdığı son ankete göre bu pazar günü seçim olursa CDU CSU %29 ile ülke genelinde de birinci olacak. AFD ise oylarını bir puan daha arttırmış görünüyor. %23 ile ikinci sıradalar. İki kişiden biri Almanya'nın en önemli sorununun göç ve mülteciler olduğunu düşünüyor. 16 Eyalet Başbakanı bugün 6 saat süren uzun bir toplantı yaptı. Gündem sığınmacı kriziydi. 15 sayfalık bir karar metni yayınladılar. Federal hükümetin kendi sorumluluğunu yerine getirmediğini savundular. Başbakanlar önümüzdeki günlerde bu sefer federal yetkililerle bir araya gelecekler ve bu konuda adım atılmasını isteyecekler. NRV Başbakanı Vüst, mültecilere yönelik yardımların azaltılmasını istedi de yaptığı açıklamada pek çok insan diğer Avrupa ülkelerinden Almanya'ya taşınıyor. Yunanistan Göç Bakanı Almanya'nın mültecilere Yunan vatandaşlarının bile hayal edemeyeceği destekler sunduğunu söyledi ve bu bizi biraz düşündürmeli diye konuştu. Bavir eyaletinde bir trafik kazası meydana geldi. Aralarında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Suriye ve Türkiye'den gelen mültecileri taşıyan araç polis kontrolünden kaçmak isterken kaza yaptı. Birkaç gün önce de iki kişi benzer bir kazada yaralanmıştı. Bunları pek ciddiye alan, umursayan, engellemeye çalışan yok çünkü onlar mülteci. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da da Yahudi okulları Hamas'ın protesto çağrısı üzerine eğitime bir günlük ara verdi. İngiltere, İsrail'e uçak ve gemi göndereceklerini açıkladı. Bunun dışında helikopterler ve denizci birlikleri de sevk edilecek. İsrail ise Gazze'yi Ablukaya aldı. Elektrikleri, suları kesti. Halka kuzey bölgelerini terk edin çağrısı yaptı. Mısır kapıları açmıyor. Avrupa'da Mısır'la göç anlaşması yapmaya çalışıyor. Yeter ki bize mülteci gelmesin. Yoksa orada ölmek, öldürmek serbest. Fransa'da bir okulda bıçaklı saldırı düzenlendi. Bir öğretmen hayatını kaybetti. İki kişi de ağır yaralandı. Parlamento çalışmaları ara verdi. Başbakan acilen bütün programlarını bırakıp Paris'e döndü. Saldırganın Çeçen kökenli olduğu açıklandı ancak saldırının sebebi bilinmiyor. Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in operasyonları hukuka uygun yönetmesini istedi. Su ve gıda gibi temel insani ihtiyaçları engellemeyin dedi. Almanya bunu yapmadı. Bugün gazeteciler defalarca sordular bu soruyu basın toplantısında ve hep aynı cevaplar verildi. Alman yetkililer sadece İsrail'in kendini savunma hakkı var dediler. Başka bir şey söylemediler. Ve Yahudi soykırımından dolayı bir suçluluk duygusu var ülkede. İsrail ne yapsa haklı görülüyor. Eski İngiltere Başbakanlarından Lord Palmerston'un bir sözü var. Dış politikada İngiltere'nin dostları yoktur, çıkarları vardır derdi. Filistin'de, Kıbrıs meselesinde, Ermeni soykırımı iddialarında, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında Türkiye karşıtı politikaları izlemişti. Aksine Azerbaycan'a silah gönderen ülke İsrail olmuştu. Bunun sebebi İsraillerin Azerbaycan Türklerini çok sevmeleri değildi. Azerbaycan İsrail'in en büyük düşmanı İran'ın rakibiydi. İran bir Müslüman ülke olmasına rağmen bu savaşta Ermenistan'ı destekledi. Yani dış politikada ülkelerin dostları yoktur, çıkarları vardır. Herkes kendi çıkarını savunur bu normal. Ve bu yüzden hamasi nutuklar atıp insanları birbirine düşman etmek kolay. Ancak biz her zaman ve sadece barıştan yana olmalıyız. O zaman vicdanımız rahat eder. Bir an evvel çatışmaların sona ermesi lazım. Aynı şekilde Avrupa'da yaşadığımız ülkelerde de kavgadan, çatışmadan uzak durmalıyız. Çevremizde uzak tutmalıyız. İsviçre, Mühleberg nükleer santralini kapattı ve sökümünü de tamamladı. Radyasyona maruz kalan parçalar en az 40 yıl boyunca soğutulacak. Nükleer santrallerin çok büyük dertleri var. Açması dert, işletmesi dert, kapatması daha büyük dert. Ve Avrupa ülkeleri bu yüzden nükleer enerji büyük ölçüde terk ediyorlar. Almanya tüm nükleer santralleri kapattı. Avusturya'da havayolu emekçileri uyarı grevine gidecekler. Ve Avusturya havayollarının 92 uçuşu bu nedenle iptal edildi. Süpermarketlerde indirim yarışına girdiler. Bir market 100 temel gıdada bir ay boyunca KDV'yi kaldırınca bir değeri 100 üründe indirim yaptı. Bu sefer bir başka market 150 ürünü 1 avrodan satmaya başladı. Demek ki isteyince indirim de yapılabiliyormuş. Hamas'ın eylem çağrısı Belçika'da paniğe neden oldu. Antwerp tren istasyonunda bulunan iki sahipsiz valiz nedeniyle istasyon tamamen boşaltıldı. Valizleri birileri unutmuş herhangi bir patlayıcıya rastlanılmadı. Yahudi mahallelerindeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Belçika Ukrayna'ya savaş uçağı vermeyi vaat etmişti ve bugün itibarıyla Başbakanlığın ve birçok bakanlığın sitesi Rus hackerlar tarafından hacklendi. Artık savaşlar sadece cephede yapılmıyor. Bilgisayar başında da savaşlar yapılıyor. Orduların bilişim komutanlıkları var. Bilişimle geri kalan arayı bir daha kolay kolay kapatamıyor. Çünkü tüm icatlar birbirine bağlı hale geldi. Yapay zeka teknolojisi her geçen gün daha çok alanda kullanılıyor ve birçok sektör artık ölümü bekler hale geldi. Şimdi bu alanlarda geri kalan Almanya'ya Avrupa'nın hasta adamı diyorlar. Ekonomist dergisi yazdı. Sonra herkesin diline yerleşti. İletişim açısından Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması da doğru değil. Çünkü Avrupa'nın hasta adamı değiliz derseniz insanların aklında iki şey kalır. Almanya ve hasta adam. Bu deyim ilk kez Osmanlı'nın son dönemleri için kullanıldı aslında. İlk söyleyen de Rus çarı Nikolay'dır. Kollarımız arasında hasta bir adam var demişti. Ölünce miras kavgasına girmeyelim. Şimdiden topraklarını paylaşalım. Ancak kimin öleceği hiç belli olmuyor. Rusya'da devrim oldu. Çarlık Rusyası tarihe gömüldü. Çar yanlıları, beyaz ordu mensupları ülkeden kaçmak zorunda kaldılar. Yaklaşık 170 bin kişi İstanbul'a mülteci olarak geldi. Askerleri önce kamplara koydular. Geri kalanlar İstanbul'da şehre dağıldı. Prensler, baronlar, prensesler, ne iş olsa yapıyorlardı. Beyaz Ordu donanmasının bir generali Boğaz'da şehir hatları vapurunda kaptan oldu. Prensesler ve çiçek satıyordu. Kendilerini rahatsız eden olursa bir pasaja girerlerdi ve orada esnaf onlara sahip çıkardı. O pasajın adı Çiçek Pasajı kaldı. İstanbul'a sığınan Ruslardan biri de Vladimir Simirnovdu. Ünlü bir operacıydı ama devir opera sanatçıları için çok zor bir devirdi. Başka bir iş yapması gerekiyordu. Dedesinden Dedesi Çarlık Rusyası'nda saray mutfağında çalıştığı için iyi vodka yapmayı öğrenmişti. Ve Smirnov bu formülü uyguladı. Kendi adına vodka öğretmeye başladı. Sonra Paris'e göç etti ve Smirnov ismini bir dünya markası haline getirdi. Her göçün bir hikayesi var. İnsanlar, hayvanlar, hatta heykeller bile göç ediyor. Kadıköy'de bir boğa heykeli var. Almanlar Fransız Savaşı'nda ganimet olarak alıp Almanya'ya getirmişler. Kaiser Wilhelm, Alman İmparatoru, İstanbul ziyaretinde bunu götürüp Osmanlı Sultanı'na hediye etmiş. Ve önce Yıldız Sarayı'nın bahçesine koymuşlar. Sonra götürüp halka açık bir yerde sergileyelim diye Kadıköy'e dikmişler. Şimdi gençler hep onun önünde buluşuyorlar. Muhtemelen hikayesini bilmiyorlar. Bilmelerine de gerek yok. Fransızlar da 1820'de Osmanlı ile savaştayken bir Venüs heykelini çalıp götürmüşlerdi. Şimdi Louvre Müzesi'nde sergileniyor bu heykel. Hatta halk tepki gösterince at arabasıyla kaçırmaya çalışırken heykelin kollarını kırmışlardı. Heykelin kolları şu anda yok. Yıllarca arandı, tarandı. Bir sürü kol bulundu kazılarda ama hiçbiri o muhteşem Venüs heykelinin kollarına uymadı. Savaşlarda insanların kolları kopuyor. Çocuklar babasız kalıyor, ölüyor. Elektriksiz, susuz yaşıyor, üşüyor. Onların yanında hiçbir şey bu yaz bitti, onlar bir dahaki yazı göremeyecekler. Oysa Ülkü Taber, yazın bittiği her yerde söylenir demişti. Böyle kırmızı kalkan görülmemiştir. Ölüleri örten yapraklardan başka. Çünkü sahiden yaz bitmiştir. Yarın Avrupa'dan kanalında, haftanın yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.